Kıymetli misafirler, değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel tören münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 10 gün önce açılışını yaptığımız Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'nin ardından bugün de tarihimize sahip çıkma noktasında önemli bir adım daha atıyoruz. Troya Müzesi bizim Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır. Bu yönde şimdiye kadar Çanakkale ve Yarımada bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bu bölgenin kadim tarihini kapsamlı, hassas, itinalı ve sabırlı bir çalışmayla tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık. Özellikle on binlerce şühedanın koyun koyuna yattığı Çanakkale şehitliğimizi bakımsızlıktan kurtarmak için başbakanlığımın ilk döneminden itibaren büyük bir gayret sarf ettik. Allah'ım da sonunda Çanakkale'de bir asır önce yazılan destanın ruhuna, manasına ve önemine uygun bir hüviyete kavuşturduk. Şehitliğin Ülkemizin dört köşesinden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği, görünce gurur duyduğu bir çehreye kavuşmasını sağladık. Değerli dostlar, şehitlikler kadar müzeler de bir milletin tarihinin aynasıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu her metrekaresinden adeta tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale'den Mardin'e, Antalya'dan Trabzon'a, Çorum'a, Niğde'ye kadar her bir şehrimiz tarih boyunca farklı kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bu eşsiz hazinenin kıymetini bilmek siyasetçisinden sanatçısına çiftçisinden esnafına tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, külliyelerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum. Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda gerçekten büyük çaba harcadık. Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik. 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Böylece 2002 yılında müze ve öğren yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018 yılında 28,2 milyona ulaştırdık. Nereden nereye? Birçok arkeolojik kazıya kaynak aktararak yer altındaki medeniyetleri yer üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. 2002 yılında Türk kazılarının sayısı 57 iken 57 iken bu rakam şu anda 122'ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu rakamların daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına ait olduğu yere geri getirmenin mücadelesini de veriyoruz. Bugün hep beraber açılışını yapacağımız Troya Müzesi, tarihimizi gelecek kuşaklara en güzel biçimde taşıma çabamızın son örneğidir. Troya Müzesi. 5000 yıllık geçmişiyle UNESCO tarafından 1998 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli öğren yerlerimizden bir tanesidir. Biz de 2018 senesini Troya yılı ilan ederek yurt içinde ve yurt dışında daha iyi tanıtılmasını sağlamıştık. Bugün de Troya'nın barındırdığı tarihi hazineleri tüm insanlığın istifadesine sunan bu muhteşem müzeyi hizmete açıyoruz. 19 Nisan 2013 tarihinde inşasına başladığımız Troya Müzesi'ni toplam 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. Troya Müzesi'nde 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere toplam 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Böylece hem burada yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan arkeolojik eserleri hem de diğer ülkelerde bulunan Troya eserlerini en güzel şekilde sergileme imkanına kavuşturuyoruz. Ayrıca müzede sergilenmek üzere tespit edilen birçok kayıp eserin yurt dışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür Bakanlığımızın bu süreci hassasiyetle takip ederek Troya Müzesi'ni daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Troya Müzesi'nin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan heyet bakanlarımızı akademisyenlerimizi, mimar, mühendis, işçi, herkesi tebrik ediyorum. Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyor, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Troya Müzesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Değerli protokolümüzü Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Herkes makaslarını aldı mı? Evet. Hazır mıyız? Troya Müzesi Çanakkale'mize, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun diyor. Bu duygularla kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tura Müzesi açılışını kurdaya kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz saygıdeğer hemşehrilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunmuştur.